Kırşehirliler, 30 Mart'taki yerel seçimlerin hemen ardından 60 yıl önce kendilerinden koparılan Avanos, Hacı Bektaş gibi ilçelerini geri almak için önce kampanya, ardından da dava açmaya hazırlanıyor. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehirlilerin bu kampanyalarının gerekçelerini anlattı. Demokrasideki o ağaç yapraksız olmaz, o dallarımızı, o yapraklarımız hep döktüler, hep aldılar. Biz şimdi onun mücadelesini veriyoruz. Devlette devamlılık olduğu için bir şey hazırlıyoruz yani. Bir dostça avukatımızla beraber biz bunu meclise kadar taşıyacağız. Seçimlerden hemen sonra bunu gündeme getireceğiz. Sivil toplum örgütleri olaraktan gereken mercilere başvuracağız. Dava açacağız. Eğer tabii ki bunu Sayın hemşerimiz bizim Ayşin Kılıç Bey ona da bir danışacağız. Oraların belediye başkanlarını çağırdık. Esnaf odaları olaraktan bir kahvaltı düzenledik. Ve kahvaltıda biz böyle böyle sizlerden yardım istiyoruz dedik. Hepsi de olumlu baktılar. Kapadokya bölgesinde yaşayan vatandaşlara Kırşehir'in kampanyasının sonrasında ilçelerinde herhangi bir sandık kurulur ve referanduma gidilirse eğer oylarının renginin ne olacağını sorduk. Bölgedir tabii, Nevşehir'dir. Neşet Ertaş söyler ise düşünebilirim. Nevşehir olur tabii ki, çünkü burada doğdum. Kırşehir 90 kilometre, Nevşehir 16 kilometre. Tabii biz kanun işlemlerimizi daha pratik yaptırabilme açısından Nevşehir daha iyi. Devlet bakidir. Devletin vereceği kanuna boynumuz kıldan incedir. 1954 yılındaki o malum kaza diyelim yani, kabul edilmez bir noktada işte Nevşehir'e bağlanmasıyla başlayan bir süreç. Bir taraftan Kırşehirliler haklı. Biz idari olarak şu anda Nevşehir 16 kilometre, Kırşehir 90 kilometre mesafede. Buraya gitmek, gelmek, teknik idari meseleleri halletmek, yani bürokrasiyle olan süreçte bize hayli yıpratacak bir durumda diye düşünüyorum. Ama yani tarihsel ve kültürel olarak bizim bağlı olduğumuz gönül şehrimiz sonuçta Kırşehir yani. Eğer böyle bir referandum olursa ne derdim? Evet derdim.